hoş geldin. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim güzel görevler yapmayı kendisine nasip etsin. Amin. Amin. Seçilen başkanımızı, seçilen belediye meclis üyelerimizi, Sayın Turgut Altınok Beyefendi ve şahsım adına en içten duygu ve düşüncelerle selamlıyorum ve tebrik ediyorum. Sayın Doktor Mesut Özarslan ve meclis üyelerimizin, çalışma ekibinin Keçiören'imize güzel hizmetler yapacağına inancım ve güvenim tamdır. Başkanım, kıymetli mühürü de teslim edeyim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim başkanım. Var olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar mühürü de gördüğünüz gibi başkanımıza teslim ediyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Aldık, kabul ettik. Kıymetli başkanım, kıymetli muhtarlarım, yüce Türk milletinin asil insanları, yol arkadaşlarım, biz bu mazbatayı da, bu belediye başkanlığının da ben yol arkadaşlarımla halkına hizmet aşkıyla gelen, hakkın hakkı için halka hizmet belediyeciliği şiarıyla gelen sizlerle beraber aldık. Yüce Mevlam bizlere bu günü de nasip etti. Allah'ımıza şükürler olsun. Halkımıza nasıl söz verdi isek biz halkın belediyesi ve halkın belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği yapacağız. Bugünden itibaren bu kıymetli ve değerli olan rozetimi buradan Sayın İlçe Başkanım, yol arkadaşım, halkın rozeti olan, şanlı Türk bayrağımızı da yakamıza takıyor ve halkın belediyeciliğini yapıyoruz. Sevgiyle, saygıyla selamlar. Huzun ise, sevgün ise, şaşkın ise teşekkür ediyor. Hadi denklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la başlaşa bırakıyorum. Dedi ki, TC tabelasını mı taktınız? Zaten olması gereken yere koyduk dedik. Olması gereken yere koydular inşallah. Sevgili Keçiörenliler, öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten, gerçek belediyeciliğin ne olduğunu 5 yıldır bizimle yaşadınız. Seçim döneminde de icraatlarımızı anlattık. Önce hiçbir icraatı yok derken, sonra bizim yaptıklarımızı kopyalayıp bir fazla vereceğiz, biz fazla vereceğiz diyerek devam ettiler. Ama aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz denir. Kendiniz görevdeyken kimseye bir şey yapmamışsınız, ondan sonra yapacağım diyorsunuz. Dolayısıyla hiç kimse inanmadı. Seçim sürecinde ben bir anket yaptırdım. Eylül-Ekim ayında. Keçiören'de %50'nin üzerinde oy verileceği görünüyordu. Bunun üzerine seçimi kazanacağımıza inanan, bana güvenen bir aday arıyorum dedim. Birçok insan gerçekten ilk başta inanmadılar. Ama daha sonra Mesut Özarslan kardeşim cesaret etti, ben Keçiören'de seçimi alırım dedi. Bu bir inanç meselesiydi. Ve ben hep eyvallah. İlk yapacağım konuşma şu olacak. 16 belediye başkanımız var. 8 tane de rakip partiden var. Bir de bağımsız var. Onlara çağrım şu olacak. Düne kadar rakiptik. Bugün artık hepimiz mazbatamızı aldık. Bize düşen Ankara için çalışmak. Geçen dönem benim bu çağrımı cevapsız bırakanların hepsi siyaset sahnesinde ortadan gittiler. Gelin,
aynı hatayı siz yapmayın. Hep beraber el ele tutuşalım, Ankara halkına hizmet edelim diyeceğiz. İnşallah bu sefer bu şekilde davranırlar. Çünkü biz hiç kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Siyaseten rakip olabiliriz ama o da seçime kadardır. Seçimden sonra herkese saygı duyuyoruz. İlk gün, kazandığımız gün belediyede yaptığım konuşmada dedim ki rakiplerimin ekibinde olanlar, onlara oy verenler, onlara çalışanların iradesine saygı duyuyoruz. Kendilerine göre mutlaka bir gerekçeleri vardır. Ama seçim bitti, biz kazandık. Bu saatten sonra onlar bizler diye bir ayrım yok. Onlar da en az bize destek olanlar kadar saygıyı hak ediyorlar, saygı görecekler dedim. Ve belediyeciliğimizi anlattık. Demek ki belediyeciliğimiz kabul edilmiş. Demek ki Mansur Yavaş belediyeciliğinin doğru iş yaptığı tescil edilmiş ki Türkiye rekoruyla Ankara'da beni seçti. Evet, Türkiye rekorunu kıran Ankara halkına, bizim yaptıklarımızı onaylayan Ankara halkına sonsuz minnettarım. Yine aynı şekilde ilçe teşkilatlarında çalışan olmuş, şimdi 1 milyon nüfus elbette bunun altyapısı çekmeyecek. Ama siz yıllarca buna para ayırmadınız, Keçören'le ilgilenmediniz. Tam tersine bizim altyapı yaparken bir müddet toprağın oturması için beklediğimiz asfaltlara dahi asfalt gecikti diye, burası Ankara Büyükşehir'in sorumluluğundadır diye halka şikayet etmeye kalktınız. Sonuç ne oldu? Ankara halkı böyle olumsuz muhalefet yapanların hepsini sandığa gömmüş durumda. Bu nedenle biz bundan sonra inşallah el ele vererek Keçören'in yıllardır hep Büyükşehir'le kavgası nedeniyle yapılmayan ne varsa hepsini yapacağız. Bakın, bir iddiamız var. Burada Çankaya Belediye Başkanımız var. Burada da Keçören Belediye Başkanımız var. Başkanım, Keçören bundan sonra Çankaya'yla yarışacak. Haberiniz olsun. Evet, el ele verilecek. Çankaya Keçören ayrımı da ortadan kalkacak. İnşallah bütün belediye başkanımız el ele vererek yaşadığımız kenti çok daha keyifli, çok daha yaşanabilir hale getireceğiz. Boynumuzun borcudur. Bu sıcakta sizleri çok daha fazla tutmak istemiyorum. Değerli hemşehrilerim, verdiğiniz destekten, verdiğiniz güvenden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Mesut Başkan'ın anlattığı gibi inşallah hepimiz aynı şekilde içinde insanı olmayan hiçbir projeye para yatırmayacağız. Sizlerin paranızı harcarken şeffaf, ortak akılla harcayacağız. Hesap vereceğiz ve içinde insanı olmayan, adı proje olan hiçbir çöp projeye de para yatırmayacağız. Daima ve daima insanların, sosyal desteğe ihtiyacı olan insanların da bu kentte yaşarken mahzun ve mağdur olmayacağı, en azından o çocukların yaşıtlarıyla aynı seviyede eğitim alacağı, aynı seviyede besleneceği bir sistem kurmak suretiyle inşallah Ankara'da yaşayan herkesi aynı seviyede yaşamasını sağlayacak, yaşadığı kentten keyif almasını sağlayacak.